Evet. Vedalar hüzünlü olur. Biz de çok hüzünlü izlesek de çok şey yapmayın. Sevinmiyor da değiliz. Bak Selim burada gülüyor. Serkan kardeşim de burada. Şimdi çıkıp gelirsin sen en son kamera karşısına. Vedalarda böyleyiz yani ama anlatacağız son vedamız. Güzel oldu bizim için. Proje gerçekten benim için çok böyle emek verdiğimiz, içeriği dolu dolu olan bir proje olmuş oldu. Teknolojik açıdan da çok donattık. O yüzden umarım faydalı olmuştur. Neyse bu konuşmayı sonunda yapalım. Başında yapmaya gerek yok. Dersimizden atalım. Selim çünkü yemeğe çıkacak. Evet, hazırsanız başlayalım. Bir bölüm kaldı mutlak değerde. En küçük, en büyük değer bölümü var. O da şöyle. Mutlak değer x ifadesini alacağı en küçük değer sıfırdır. Daha az olmaz. Negatif olmuyor diye zaten. Mesela mutlak değer x eşittir, eksi 2 olur mu? Asla olmaz. Bu boş kümeydi. Artık bunu biz Selim'e de ne yaptık? Öğretmiş olduk değil mi? Olayın mantığını şu şekilde anlatayım. Bak insanlığı görüyor musun? Serkan duygulanıyor musun? Mutlak değer sorularında en büyük ve en küçük değer sorularsa, bunu bir yazsana ya, sorulursa, insan gibi yazamamışsın, sorulursa, sorarlarsa da olur. Sorulursa, bak sorulursayla sorarlarsayı karıştırıp sorularsa yaptık biz onu. İçerisi daima sıfıra eşitler. Çünkü bunun başka yolu yoktur. Bazen payda da en büyük değer soruyor, bazen pay kısmında en küçük değer sorabiliyor. İfadeye bakalım. Mutlak değeri vermişiz. X eksi 3 artı mutlak değer x eksi 1 ifadesi. En küçük değeri kaçtır? Bakın burada yapacağınız şey şu. Bir burayı sıfıra eşitleyeceksiniz. Bir x bulacaksınız. X 3 çıkar. Bir de burayı sıfıra eşitleyip x bulacaksınız. X 5 çıkar. Sonra x yerine 1, 3 yazacaksınız. 2x'in de yerine bir de 5 yazacaksınız. Hangisinde sonuç daha küçük çıkıyorsa cevap odur diyeceksiniz. X için 3 için yazmışım. Yazmışım yerine 2 çıkmış. X 5 için yazmışım. Ne çıkmış? 2, 0 burası. 2 çıkmış. Hangisi daha küçük? Eşit. O zaman 2'yi alacaksınız. Eğer biri daha küçük çıksa küçüğü alacaktık. Peki hocam, bunu çok vermek istemiyorum ama hep aynı mı çıkar böyle diyebilirsiniz. Her zaman aynı çıkar mı? Hayır. Eğer soruda x'in katsayıları eşitse, iki mutlak değer için konuşuyorum, aynı çıkar. Ama soru şöyle olsaydı mesela, artı mutlak değer x eksi 4 olsaydı, bu sefer burada x'in 3 burası, burası 4 yerine yazarsan sonuç farklı çıkacak. Bir 1 çıkacak, bir de 2 çıkacak. O zaman küçüğü alacaksın. X'in katsayıları eşitse çift mutlak değeri sonuç aynı çıkar. Ama x'in katsayıları farklıysa farklı çıkar. Çok takılmayın. Ben olsam ikisini de yerine yazarım. Çıkacak sonuç öyle bakalım. O daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Tamam. Burayı da anlatalım. Sonra bitirelim. Hadi bakalım. Son kez sayfa değiştirdim ya. Ne günlerden günlere, evet. Ne diyor ilk sorumuz? X eksi 3 ifadesini en küçük yapan x değeri kaçtır? En küçük yapan değer için sıfıra eşitlememiz gerekiyor. X eksi 3 eşittir sıfırsa 3 karşıya geçe bak bak. Okulları falan görüyor musunuz? Duygulanıyorsunuz değil mi şu anda? Bitiyor diye de üzülüyorsunuzdur. 0, 3'tür yani cevap. Devam edelim. İkinci sorudayız. İfadesini en küçük yapan x ve y değerleri için x artı y kaçtır? Buraya en küçük yapan değer 0. Buraya en küçük yapan değer 0'dır. X artı 4 eşittir 0'sa 4'ü karşıya attım. X ne oldu? Eksi 4 oldu. Burada da y eksi 2 eşittir 0'sa 2'yi karşıya attım. Y ne oldu yani? O da artı 2 olmuş oldu. X'i ne bulduk? Eksi 4 bulduk. Y'yi ne bulduk? 2 bulmuş olduk. Ne sormuş bize? X artı y'yi sormuş. O zaman eksi 4 ile 2'yi toplarsak da büyükten küçük. Bak ilk dersin konusu değil mi bu? İlk dersin konusu hatırlıyor musun? Son derste var. Gördün mü işte? Bunu öğrenmeden buraya nasıl geleceksin? Olmaz. Bunun da cevabı kaç? Eksi 2 gelmiş olur diyoruz. Peki. Şöyle yapalım. Burada ifadesi en küçük yapan x ve y değerler için x çarpı y kaçtır demiş. Sıfıra sıfıra eşitliyoruz. Bir ifade çünkü mutlak değer en küçük değer sıfırdır. Tekrar tekrar söylüyorum. 2x eksi 3 eşittir sıfırsa 2x eşittir kaç oluyor? 3 oluyor. 2'ye böldük. X kaç oldu? 3 bölü 2. Y eksi 6 eşittir sıfırsa eksi 6 karşıya geçti. Y kaç oluyor? 6 oluyor. Bize neyi sormuş adam? X çarpı y'yi sormuştu. 3 bölü 2 ile 6'yı çarparsan engin rasyonel sayı bilginizi kullanacaksınız. Yine bunlar sadeleşir. 3 gelir. 3 kere 3 kaç gelmiş olur? 9 gelmiş olur. Burayı anladınız mı? Bak bu kısım önemli. Niye buraya geçtiğimizi anlamadınız da Serkan anladı. Bak burası çok önemli arkadaşlar. Anladın mı? Şurası çok önemli. Burada da önemli. Bak burayı yeşille boyayalım şöyle. Neyi bulduğumuz değil, neyi sorduğu önemlidir. Toplamını sormamış. Neyi sormuş? Çarpımını sormuş. O noktaya lütfen dikkat edelim. Tamam? Evet, bu hareketlerin sebeplerini ileride söylerim. Evet, dördüncü soruyla burayı bitirelim. Dört, bu sol tarafı yani bitirelim. Şöyle yapayım. Bu çizgi çeken de tek Türk ben olurum abi burada. Ben sana söyleyeyim. Bu çizgi kimse çekmez bir daha. Söylüyorum bunu istedim bak. Özlersin bu çizgiyi. İfadesi en küçük değeri, bak ifadesinin en küçük değeri kaçtır. X'in en küçük değeri kaçtır dememiş. O zaman burayı sıfıra eşitlememiz lazım. O zaman burayı sıfırsa, aslında bunu yazmama gerek yok şu an. X artı 2 sıfırsa X kaç oluyor? Eksi 2 olur. Doğru mu? Şu karşıya geçer. Bunu yerine yazsan da sıfır olur. Yani burası sıfırdır aslında cevap 7'dir.
Ama sen hani biraz daha güzel çözeyim, düzgün çözeyim dersen x artı 2 sıfır olacak. Mutlak değerli ifade x eşittir eksi 2 olur. O da ne yapar o zaman? Mutlak değer eksi 2 artı 2 artı 7 olur. Burası da 0 artı 7'den cevap kaç gelmiş? 7 gelmiş. Ya da burayı çizeceksin, 0 yapacaksın. Artı 7'den 7 yazmış olacaksın. Tamam mıdır? Evet, bu kadar yeter. Evet, buna niye bastım, ne alaka? Sağ taraftayız. 5. sorudayız. Kaç soru çözmüş olduk? 78 video var. 8 kere çarpsam 560, 64, 624 tane bireysel kolaydan sonra sorular çözmüş olduk. Şu anda 620'yi bitirdik. 621. sorudayız. İfadesinin en küçük değer için x artı y artı z kaçtır? Bir burayı sıfıra eşitliyorum, bir getiriyorum burayı sıfıra eşitliyorum, bir de burayı sıfıra eşitliyorum. Eğer x eksi 3 eşittir sıfırsa x kaç oluyor? 3 oluyor. Eğer y eksi 4 eşittir sıfırsa y kaç oluyor? 4 oluyor. Eğer z artı 10 eşittir sıfırsa z kaç oluyor? Karşıya geçiyor. Eksi 10 gelmiş oluyor. Yani bu ifadeyi en küçük yapan değerler 3, 4 ve eksi 10'dur. Ne sormuştu bize? Toplamını sormuş. Toplayalım. 3 artı 4 eksi 10. Cevap da ne olur? 7 eksi 10. Bak hiç ezeletmiyorum ha. Büyükten küçük. Büyün işareti bak bak bak. Eksi 3 olur. İnsanlığa bak. Cevap da eksi 3 gelmiş olur. Bu 621. soruydu. Olayın büyüklüğünü anlayın. Bu 622. soruyu çözüyoruz şu anda. İfadesinin en küçükleri kaçtır? Bu işte en üstünde anlattığım yer burası. Şimdi bir burayı sıfıra eşitliyoruz. Bir de burayı sıfır. Mesela burada iki tane mutlak değer var. X'in katsayıları eşit olduğu için sonuç aynı çıkar. Farkı çıkmaz. X artı 2 eşittir sıfır yapıyorum. X buradan 2 yapıyor. Eksi 2 yapıyor. Bir de X artı 1 eşittir sıfır yapıyorum. X buradan ne yapıyor? Eksi 1 yapıyor. Yani X yerine bir 2 yazıyorum, bir de eksi 1 yazıyorum. Hangi değer daha küçük çıkıyorsa onu alıyorum. Ama burada gerek yok. Farklı bir şey çıkmaz. X'in katsayıları eşit çünkü. Anladık mı? 2 mutlak değer. Ama olsun yazalım yani. Bilmekte fayda var. X yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 artı 2. Bütün x'ler artı. Eksi 2 artı 1 diyorum. Bakın burası 0 yapacak gidecek. Burası da mutlak değer eksi 1 yapar. O da 1 diye çıkar. 1. Bir burası 1 çıktı. Bir de x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 2 farklı bir şey gelmeyecek. Artı eksi 1 artı 1 oldu. Bu da gitti 0 oldu. O zaman burası mutlak değer 1 oldu. O da 1 eşit oldu. Hangisi daha küçük derse şakalar şakalar. Şu ebat olarak daha küçük duruyor. Cevap 1 çıkar diyoruz. Tamam, fark eden bir şey yok çünkü. Evet. Son kez yukarı alıyorum ha. Bak yukarı sonuna da alabilirim ha Selim. Hadi git lan. Gitsene. Hadi git. Bak gitmiyor. Niye? Kalmadı çünkü. Kalmadı ya. Evet, korkusuzca yukarı aldım yani. Ben daha neler yapayım ya. En küçük değeri kaçtır? Şimdi ortalık karışık. Neden karışık? Arada eksi var. Burada değerleri yerine yazmamız zaman farklı çıkar. Arada artı yok çünkü. Dikkatli olun. Bir burayı sıfıra eşitledik. Bir de burayı sıfıra eşitledik. Burayı sıfıra eşitlersem x kaç çıkar? Eksi 7. Burayı sıfır yapan x değeri kaç? 3. Şimdi x yerine bir eksi 7 yazıyorum. X eşittir eksi 7 için. Mutlak değer eksi 7 artı 7. Eksi mutlak değer eksi 7 eksi 3 olur. Burası ne yapar? Gider 0 çıkar. Eksi mutlak değer eksi 10 olur. Sakın eksileri çarpma. Son şakam olur. Burası da eksi 10 çıkar. Mutlak değer eksi 10 çıkacak. Önde de eksi var. Bir bu çıktı. Bir de x eşittir kaç için yazacağım? 3 için yazacağım. X eşittir 3 için. Mutlak değer 3 artı 7. Evet. Eksi mutlak değer 3 eksi 3. Bu sefer bunlar gitti 0. Burası ne oldu? Mutlak değer 10 oldu. Bu da 10 diye çıktı. Demek ki bu ifadenin en küçük değeri eksi 10'muş, en büyük değeri artı 10'muş. Bize hangi değeri sormuş? En küçük değeri kaçtır demiş. Cevap eksi 10. Ama en büyük değeri kaçtır deseydi artı 10. Arada eksi var. Dikkatli ol. Anlaştık mı? Mutlak değer sorularında en küçük de en büyük değer sorularında içeriği neye eşitlenir? Sıfıra eşitlenir. Serkan anladın değil mi olayı? İçeriği neye eşitliyorsun? Sıfıra eşitliyorsun. Serkan bir yaşına daha girdi bu arada. Evet. Bak. Son hareketlerimi de yapayım şöyle. 35 derece açı yapayım da o alt tarafa doğru vereyim orayı. Son sorudayız. 624'teyiz. İfadesinin en küçük değeri kaçtır? 3 tane mutlak değer var. Burada problem olabilir. Her bulduğumuz değeri yerine yazacağız. Burayı 0 yapan değer kaç? Bak burayı 0 yapan değer eksi 3. Burayı 0 yapan değer eksi 4. Burayı 0 yapan değer eksi 5. Başlıyorum. X eşittir. Eksi 3 ise. Mutlak değer eksi 3 artı 3. İşlemlere dikkat. Artı mutlak değer eksi 3 artı 4. Artı mutlak değer eksi 3 artı 5. Yine Mısır rakamıyla yazdığım o 5-6 arasında bir sayı var. Bunlar gitti. Burası ne oldu yani? Mutlak değer 1 artı şurası 2 değil mi? Evet. Mutlak değer 2 oldu. Cevap kaç oldu yani? 3 gelmiş oldu. Bu 1.
Dikkatli olalım. Yerde kalmadı ha. Olsun. Farklı renkte yazarsak anlaşılır. X eşittir eksi 4 için. Yazıyorum. Mutlak değer eksi 4 artı 3. Artı mutlak değer eksi 4 artı 4. Evet. Artı mutlak değer eksi 4 artı 5. Sonra kim gitti? Şurası gider. Bakın şurası mutlak değer eksi 1 yapar. Görüyor musunuz? Şurası mutlak değer eksi 1 yapıyor. Artı 0 artı mutlak değer 1 yapar. Eşittir. Şu 1 diye çıkar. 0 0 diye gider. 1 1 daha 2 yapar. Bak! 3 çıktı, 2 çıktı. Bir değeri daha var. Belki daha küçük çıkacak. Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Son x eşittir, eksi 5. Yazıyorum. Mutlak değer eksi 5 artı 3. Artı mutlak değer eksi 5 artı 4. Artı mutlak değer eksi 5 artı 5. Gitti mi? 0. Burası kaç? Mutlak değer eksi 2 mi? Gelir. Tahta da son raddelerini yaşıyor. Benden sonra çalışmaz. Artı mutlak değer eksi 1 eşittir. Mutlak değer eksi 2 nasıl çıktı? Dışarıya şu 2 diye çıkar. Artı bu nasıl çıkar? Şu zıkım 1 diye çıkar. 2 1 daha kaç olur? 3. Bak! Ne oldu yani o zaman? Değil mi? Yanlış yapmadım. Evet doğru yaptım. Bir 3 çıktı. Bence 3'ünde de farklı çıkar mı? Dur bakayım bir daha bakayım. Eksi 4 yazdım. Tamam. 1 1 2 çıktı. Önce ne yazdım? Eksi 3 yazdım değil mi? Evet. Eksi 3 yazdım. 3 çıkıyor. Doğru. Eksi 4 yazdım. 1 1 2 çıkar. Eksi 5 yazdım. 2 3 çıkar. Tamam problem yok yani. Bir 3 çıktı. Bir 2 bir daha 3 çıktı. Bize neyi sormuştu bu ifadenin alıcı? En küçük değer kaçtı? Burada mesela en büyük değer sorulmaz arada eksi yoksa. Mutlak değer sorun. Arada eksi yoksa en büyük değer sorulmaz. O yüzden cevap 2 çıkmış olur. Bu ifadenin en küçük değeri nedir diyoruz? 2'dir diyoruz. Bence anlattık. Gerçekten anlattık yani. Ne yaptık? 78 video. Bıkmadık, usanmadık, yılmadık. Her video saatimizi değiştik. Aa, Selim buna şahit. Hatta bazen değişmeyeceğim ne olacak falan dedikleri de olmuştur. Bunu söylüyorum burada. Ben de olmaz dedim. Bizde bir sistematik var öğrenci. Bunu alışmış değişirim. Olabildiğince kıyafet değiştirmeye çalıştık farklılık olsun diye. Elimizden geleni yaptık. Bir hafta boyunca videomuzu çektik. Kitabın konu atım bölümü bitmiştir. Artık görev sizde bundan sonra. Buraları çözeceksiniz. Sonra pekişme testlerini çözüyorsun. Onlar da çözümlü. Onları evde çözüyorum. Siyah tişörtümle. Onları da çözüyorsunuz. Onları dinleyin mutlaka. Özellikle öğrenme kontrol testlerini mutlaka dinleyin. Bakın temel atmak isteyenler burayı bitirsinler. Bu kitap TYT için, KPSS için, ALES için, DGS uygun bir temel atar. Devamında TYT'ciler TYT tarafına, işte KPSS'ciler bizim tarafa, ALES'ciler bizim tarafa devam edebilirler. Bizim bundan sonra amacımız yeni ürünler çıkarmak. Mesela bir projemde işte 10 adımda, 8 adımda, 9 adımda bir problemler, temel problem kitabı çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çıkaracağız. Takipte kalın. Instagram yayınlarımız çok önemli. Onları yapıyoruz. Onları takip edin. Yani bugün bu tarz kitapları kullanmak çok önemli. Yani doğru kullanırsanız verim alırsınız. Yine yanlış kullanırsanız oturup Aşk Memnu izler gibi değil mi? Prison Break izler gibi izlerseniz hiçbir verim alamazsınız. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Hakkınızı helal edin diyoruz. Her zaman demiyoruz ama hakkınızı helal edin. Buradan Selim kardeşime teşekkür ediyorum o kamera karşısında. Kamera arkasının o kahramanlarından. Teşekkür ediyorum gerçekten. Güzel bir projeydi. Bize de çok yardımcı oldu. Kontrollerini beraber yaptık. Doğru mu? Kitapta emeği olan kardeşlerinden bir tanesi. Serkan kardeşim manevi destek. Gel kardeşim istersen. Serkan herkes tanıyor. Serkan manevi desteğimiz. Her zaman için burada. Bitince böyle yapıyordu. Evet kendinize iyi bakın. Ne diyoruz her zaman? Evde yalnız kalmayın. Fotokopi almayın. Bunu da ekledim. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.